Şirince Anneler Günü. Aa, annem bugün niye geliyor? Sen biliyor musun Azman? Ne? Anneler Günü mü? Nasıl unuttum? Çabuk Azman, bir hediye almam lazım. Aman ne? Sana güvenen de kabahat. İşe yaramaz tüy yumağı. Bak seni uyarıyorum. Annem hediyesini beğenmezse senin yüzünden olduğunu söylerim ona göre. Ay ne güzel Nergis. Bu zambaklar çok güzel kokuyor. Hı? Aa, Şirin Ana. Buketin şirince güzel. Hı. Benimki kadar renkli değil ama. Olsun, ne yapalım. Hı. Ah evet Şirin Baba, benimki de seninkinden daha güzel kokuyor ama olsun. Ah, affedersiniz. Güzellik ve kokuyu profesyonellere bırakın. Oh, ne harika bir şeymiş o. Teşekkür ederim, çok kibarsın. No! Yardım edin. Süsle şimdi, bırak kardeşim. Yakaladım. Bu annem için harika bir buket olacak. Bulaşıklar yıkandı, çöp çıkarıldı. Şimdi de yerleri siliyorum. Acaba onu ne şirinledi böyle? Onu hiç bu kadar gergin görmemiştim. Şuradaki köşede biraz toz kalmış. Ha? Nerede? Nerede? Her şey mükemmel olmalı. Merhaba anneciğim. Çekil. Önümde duruyorsun. Herkes gibi bir yarasa alamaz mıydın sen bakayım? Ve bu berbat koku da ne böyle? Senin için topladığım güzel çiçeklerin kokusu. Bak al işte anne. Anneler günün kutlu olsun. Ay, çiçeklerden nefret ederim şapşal. Hatta çiçeklere alerjim var. Bunu bilmen gerekirdi yaramaz çocuk. Peki bunlar ne? Bu lanetli cücelerle ne yapacağım ben? Taktın onları. Bıktım artık bundan. Gidip yukarıda biraz dinleneyim. Geri geldiğimde bunu telafi edecek bir şey bulsan iyi olur. Tamam anne. Yine onu hayal kırıklığına uğrattım. Ne yapacağım şimdi? Ay buldum. Birkaç şirine işkence etmek düşünmeme yardımcı olabilir tabii ki. Kim ilk olmak ister? Sana bir teklifim var. Sen bizi serbest bırak. Biz de anneni etkilemek için bir şeyler bulmana yardım edelim. Sana bunu kendim yapamam. Ben... Sen buna yastık mı diyorsun? Bizi sevmediğini biliyorum Gargamel ama yardımcı olabiliriz. Sonuçta insanları mutlu etmek bizim uzmanlık alanımız. Peki. Öncelikle bu kolay olmayacak. Ama anneni memnun etmek istiyorsan şık görünmelisin. Uzun olduğun için omuzların geride düz bir şekilde şirinlemelisin. Şirinler aşkına gülümse, dişlerini göster. Hayır. Bir daha düşündüğümde ağzını kapatsan iyi olur. İkincisi, ona çok güzel bir yemek hazırlamalısın. Sadece bir tutam şeker atarsan yabani meyve kompostosu daha lezzetli olacaktır. Ne yapacağımı söylemeyi kesin. Kendi başıma da tatlı yapabilirim ben. Dikkatli ol. O biber tozu. Ve son dokunuş. Annen için güzel bir şiir. Annem. Ah canım annem. Seni baştan sona seviyorum ben. Ne diyorduk? Seni seviyorum. Evet. Baştan sona değil, dünyalar kadar olacaktı. Gargi! Efendim anne.
Güzel uyudun mu anneciğim? Ne var? Benden korkuyor musun? Ya hayır anne, sadece burnumu kaşıyordum. Karnım aç. Akşam yemeği geliyor anneciğim. Çok acı, çok acı. Anneciğim, boğazını yatıştırmak için biraz bitki çayı iç. Beni zehirlemeye çalıştıktan sonra çayını içme riskini göze alamam seni aptal. Özür dilerim anneciğim. Hayır, hayır, hayır. Omuzlarını dik tutmasını söylemiştim ona. Eğer Gargamel annesini memnun edemezse bizi her an kedi maması yapabilir. Gargamel, şiiri unutma. Ah anneciğim, ah anneciğim. Senin kadar zalim kimse yok. Bir kokarca sürüsü kadar kabasın. Sen bir zalimlik modelisin. Saçların çok sert. Çok şükür kapı çaldı. Merhaba, Bayan Gargamel için bir teslimat var. Sana gelmiş anneciğim. Minik tatlı yeğenim Marmagel'den gelmiş. En azından biri beni hayal kırıklığına uğratmıyor. Minik Marmagel beni iyi tanıyor. Keşke oğlum da sevgili yeğenim gibi gerçek bir büyücü olsaydı, keşke. Hadi yürüyüşe çıkalım. Bu fare deliği çok pis kokuyor. Hepsi sizin yüzünüzden pis mavi yaratıklar. Sizi yok edeceğim. Olamaz. Yok olmak için fazla güzelim. Biz olayı çok yanlış anladık. Gargamel'in annesi oğlunun büyük bir büyücü olmasını istiyormuş meğer. Tabii ya. Gargamel'in annesini bir büyüyle etkilemesine yardım etmeliyiz. Buradan kaçmanın tek yolu bu. Yok olmadan önce son bir sözünüz var mı acaba? Şirinlenmiş olmamız ve nihai kötü iksirin sırrının bizimle yok olması ne kadar korkunç bir trajedi, öyle değil mi? Ama Şirin Ana, bu sırrı ona açıklayamayız. Bu korkunç olur. Korkunç annesini etkilemek için nihai kötülüğün gücüyle neler yapabileceğini kim bilebilir? Güzel. Benim için o iksiri yaparsanız sizi yok etmem elbette. Bu ne kadar da uyanıkça bir fikir Gargamel. Pekala o zaman. Bir saat içinde hazır olacak. Bir saat mi? Çok uzun. Annem her an geri dönebilir çünkü. Sahte işkence büyüleriyle onu bekletebilirsin. Evet. Kurban ben olabilir miyim? Lütfen. Şair Şirin'den oyunculuk dersleri almıştım. Rol yapmana gerek yok. Bir sürü korkunç büyü biliyorum ben zaten. Sahte büyüler. Yoksa nihai kötü iksiri elde edemezsin. Anlaştık. Sana bir sürprizim var anneciğim. Buna bayılacaksın. İşkence büyülerim üzerinde çalışıyordum. Bak şimdi bu Şirin üzerinde göstereyim sana. Onu göreceğiz. Şirinle şeytani ve acılı işkence. Olamaz. Neler oluyor bana? Çok acı çekiyorum. İçten içe. Beğendin mi? Bekle anne. Dahası da var. Gerçekten. Güzel değil mi anneciğim? İnanamıyorum. Seni hafife almışım. Hep işe yaramaz biri olduğunu düşünmüştüm ama iyi bir büyücü olabilirsin. Hatta Marmagel kadar iyi. Sarılalım mı? Hayır, sarılmak yok. Gargamel hazır. İksirim hazır. Ne iksiri? Anneciğim, anneler günü için sana büyük özel bir sürprizim var izninle. Sahi mi? Bu iksir... Onu içen kişiye nihai kötülüğün gücünü veriyor anneciğim. Dokunma ona. Nihai kötülüğün gücü benim hediyem.
Peki anneciğim. İşe yarıyor mu anneciğim? Evet. Teşekkür ederim çok sevdiğim canım oğlum. Gel de bir öpücük ver. Anneciğim teşekkür ederim. Öpeyim mi dedin? Yani gerçekten mi? Aa evet. Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Gel de anneciğine öpücük ver bebeğim hadi. Vah gelin sana ne oldu böyle? Gel buraya Gargi. Gel anne öpsün seni. Annene sarıl bakalım. Hadi Şirin diyelim hemen buradan. Kocaman bir öpücük. Şirin baba, sanırım yanlış iksiri şirinlemişiz. Hay aksi, çok yazık Şirin ana. Ona nihai sevgi iksirini vermişiz. Sevgili annene bir öpücük ver bakayım.